Merhaba. Bugün Metropoliten Sanat Müzesi'nde geç Bizans döneminden kalma mitolojik bir hayvanı tasvir eden Griffin heykelini inceliyoruz. Griffin ya da Griffon, aslan gövdesi ve ayaklarıyla kartal başı, kanatları ve bazen de ayaklarının birleşmesinden oluşan bir hayvan. Griffinlerin birden fazla şekilde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu şekilde farklı hayvanların birleşmesiyle oluşan pek çok mitolojik yaratık var. İşte bunun içinde hem sanatçının hem de sanat eserini inceleyen kişilerin hayal gücüne göre bu yaratıkların farklı şekiller aldığını belirtmemiz mümkün. Ancak Griffin'in bu yaratıklar arasında en popüler olanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi de kuşların kralı olarak nitelendirilen Kartal'la hayvanların kralı olarak nitelendirilen aslanın birleşiminden oluşması. Bu yaratığın hem antik çağ hem de orta çağda pek çok farklı kavramla özdeşleştirildiğini söyleyebiliriz. Örneğin klasik antik çağda ve antik yakın doğuda griffin farklı anlamlara geliyordu. Griffinlerin antik çağda yakın doğudaki mühürlerde de kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak bu durum Griffin'le ilgili efsanelerin oluşturulduğu klasik Yunan döneminden farklı. Bu mitlerde Griffin'in Apollo, Dionysos ve daha sonrasında Tanrıça Nemesis ile özdeşleştirildiğini görebiliriz. Üçüncü yüzyılda Pseudo yani Sözde Kalistenes tarafından yazılan Büyük İskender romantizminde Büyük İskender'in Griffinler tarafından çekilen iki tekerlekli bir savaş arabasıyla cennete yükseldiği anlatılır. Bu tasviri Venedik'te bulunan San Marco Bazilikası'nda da görebiliriz. Ha, aynı zamanda bununla ilgili küçük el yazmaları da var. Ancak bu heykeldeki Griffin tasvirinin en çok kullanılan Griffin formu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada Griffin'in bir madalyonla çevrelendiğini görüyoruz. Griffin'lerin pek çok farklı kumaşta ve Akdeniz'de ticareti yapılan diğer lüks eşyalarda da tasvir edildiğini belirtmemiz mümkün. Roma İmparatorluğu'nun Büyük Konstantin döneminde Hristiyanlığı kabul etmesinin sonrasında bile grifinlerin sanat eserlerine konu olması oldukça ilginç bir durum. Belki de bu yaratığın dini anlamda bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyordu ya da grifine Hristiyanlığa ilişkin bazı yeni anlamlar yüklenmişti. Bakın ilginç bir teoriye göre burada gördüğümüz grifin figürünün ölüleri koruduğu düşünülüyordu. Bunu Teselya'da aynı dönemde yapılan bir lahit mezarın üzerine işlenen Griffin figürlerinden anlayabiliriz. Ha, bu arada ekranda gördüğünüz bu lahdin başka bir lahitten alınmış olma ihtimali var. Griffin figürü aynı zamanda Batı Avrupa'daki Orta Çağ kiliselerinde bazı azizlerin kemiklerini saklamak için kullanılan kumaşlarda da yer alıyordu. Bu konuyla ilgisi olabilecek bazı detaylar dikkatimizi çekiyor. Örneğin panelin kenarındaki soyut desenlerin arasında her bir köşede bir haç sembolü görüyoruz. Bunun İslam ve Sasani kültüründe görülen tipik griffin figüründen ayrılan bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz haçlar bariz bir şekilde bu panelin Hristiyanlıkla ilgili bir bağlam içinde yapıldığını gösteriyor. Bu panel Yunanistan'ın Teselya bölgesinde veya Balkanlar'da yapılmış olabilir. Ancak bu eser, Metropolitan Sanat Müzesi'ne özel bir koleksiyondan yapılan bir satış aracılığıyla getirilmiş. Sanat tarihçileri bu eserin ne zaman ve nerede yapıldığını onu benzer eserlerle karşılaştırarak tahmin ediyorlar. Bu griffin figürünün diğer ünlü Bizans griffin figürlerinden çok farklı olması son derece çarpıcı bir durum. Örneğin, İstanbul'daki Büyük Sarayı süsleyen griffin figürlerinden oldukça farklı. Griffin'in başka hayvanlarla birlikte veya avcılığın tasvir edildiği yerlerde kullanıldığını görüyoruz. Burada sanatçının tasvir ettiği hayvan sanki ona gerçekten avlanacak bir hayvan olarak görünmüş olmalı. Bu da mitolojide oldukça vahşi ve sert bir hayvan olduğu bilinen griffin tasvirine uyuyor o kadar güçlü ve korkutucu ki at veya fil gibi büyük hayvanları bile kaldırabiliyor. Dolayısıyla bu yaratığın mitolojide oldukça korkulan bir figür olduğunu belirtmemiz mümkün. Bu durum Orta Çağ'da taşınmış. Griffin'leri Orta Çağ'da yazılan Yaratıklar Ansiklopedisi gibi kitaplarda da görebiliriz. Griffin Bizans İmparatorluğu'nda farklı şekiller ve bağlamlarda karşımıza çıkan hem dini, hem de dini olmayan bağlamlarda kullanılan bir figür. Buna örnek olarak kiliseler, saraylar, oyma taşlar, bu gördüğümüz mermer panel ve metal işçiliği verilebilir. Tüm bu eserlerde Griffin'in görkemli bir figür olduğunu, ancak aynı zamanda biraz gizemli bir şekilde tasvir edildiğini söyleyebiliriz.